Galatasaray 2023-2024 sezonunu Kayseri deplasmanında açtı. Henüz Galatasaray'ın as oyuncuları kadroda yer almadı. Zaha, Torreira, Icardi gibi isimler Galatasaray'da ilk 11'de başlayamadılar. Kayserispor da mütevazi bir 11 ile Galatasaray'ın karşısına çıktı. Problemleri olan bir takım Kayserispor transfer konusunda. Buna rağmen dün çok iyi mücadele ettiler Galatasaray'a karşı. Galatasaray'a yenilmediler. Kontrataklarda, son pas tercihlerinde veya vuruş kalitelerinde biraz daha iyi olsalardı, dün galibiyet almaları işten bile değildi. Galatasaray konusuna bakarsak, Galatasaray daha maçın ilk dakikalarından Nelson ve Abdülkerim'le birlikte uzun toplarla Bakambu'yu topla buluşturup onun indireceği toplarda da Barış Alper'in fizik gücüne dayalı o mücadeleci futboluyla ceza sahası içerisinde pozisyon bulmaya çalıştılar. Ancak bu bir büyük takım için bence hücumda üretkenlik adına geçerli bir ana plan olmaktan çok uzak ve bunda da Galatasaray dün başarılı olamadı. Nitekim Mertens ve Kerem ne zaman topu yere indirip anlaşabildiklerinde Galatasaray daha tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı. Onun haricinde ilk yarıda Bakambu'nun fiziksel oyuna dayalı o güçlü oyunu, topu indirmede, orta sahada boşta kalan topları kendi takımına kazandırmada iyi bir ölçü oldu Bakambu için. Ama orada oynadığınız zaman forvet bölgesinde Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da oynadığınız zaman o bölgede pozisyonlarda gol sezinizi konuşturup tehlikeli ataklarda olmanız gereken yerde bulunup o topu filelerle buluşturmanız lazım. Dün ilk yarıda belki Icardi biraz hazır olsa, ilk yarıda Galatasaray'ın 11'inde yer almış olsa skoru ilk yarıda bulabilirdi Galatasaray. Ama dediğimiz gibi çok fazla uzun top, hiç orta sahayı kullanmayan bir Galatasaray görüntüsü izletti bize. Bunda da hiç şüphesiz orta saha ikilisinde Berkan ve Oliveira'nın bulunmasıydı. Bu iki oyuncu çok fazla orta sahaya hükmedecek iyi bir partner olamazlar. Torreira'nın eksikliği burada çok ön plana çıktı. Çünkü ön alan presinde Torreira da çok faydalı bir isim. Rakibin Galatasaray'ın üzerine daha gelmeden o bölgede top kazanıp Galatasaray'ın yeniden atak istikrarını elde etmesinde çok önemli bir rol oynamıştı Torreira. O da olmayınca ilk yarıda Galatasaray bir hayli zorlandı. İkinci yarı başladı. Ben ikinci yarıda Barış Alper'in çok erken bir sürede oyundan alınacağını düşündüm. Zira yeri geliyor ve çok özverili bir mücadelede bulunuyor Barış Alper. Ama hala son pas tercihlerinde olsun, karar verme anlarında, o anlık durumlarda bir panik yaşıyor. Doğru tercih yapamıyor. Kısa pas vermesi gerekirken uzun düşünüyor, top kaybına sebebiyet veriyor. Veya hatırlarsanız sağ çaprazda bir pozisyona girmişti. Zorladı zorladı, şutunu çekti, dışarıya gitti. Bu noktada ben o bölgeye çok daha erken bir Halil hamlesini veya Yunus hamlesini bekledim ama Barış Alper maçın sonuna doğru ancak çıkabildi. Diğer taraftan ilk yarıda uzun toplar fayda vermeyince, Okan Hoca da bunu görünce orta sahada biraz daha üretkenlik adına Kerem Demirbay'ı oyuna sürdü ki o da oyuna girdikten sonra 5 pastan birini ancak isabetli takım arkadaşlarına atabildi. Hala hazır değil. Yani ilk kez bu takım arkadaşlarıyla birlikte oynuyor. Diğer taraftan Zaha ilk kez Galatasaray formasını giydi bir karşılaşmada. Zaha da oyuna girdikten sonra 1-2 klasını gösterdi. Yani aslında ilerleyen haftalarda neler yapabileceğini dar alanda konuşturdu. Ama diğer taraftan da topu takım arkadaşlarına verip sol taraftan çok fazla boş koşular yaptı ama istediği topları alamadı. Bence orada da takım arkadaşlarıyla henüz kaynaşmış değil Zaha. Icardi, Angelinho zaman zaman pozisyon üretmede gelecek haftalarda ne kadar etkili olabileceklerini bence gösterdiler. Angelinho uzak mesafeli ortalarla bence bu sezon Icardi'yi çok fazla topla buluşturacak. Icardi'ye çok fazla asist yapacak. Bunu dün gösterdi. Nitekim ilk hafta hani genelde bizim ligde yazılı olmayan kural vardır. Büyük takımları şöyle bir 7-8 hafta geçmeden çok fazla sağlıklı değerlendiremiyoruz. Hazır olmuyorlar.
Bence bunun sıkıntısını yaşadı Galatasaray. Daha ligin ilk haftası. Geçen sene orada Kayserispor karşısında kaybetmişti Galatasaray. Bu sezon bir puan alıp dönüyor. İlk hafta hazır olmayan bir takım. Birkaç hafta sonra bence yeni transferlerin de Galatasaray'a 11'e katılmasıyla birlikte geçtiğimiz senenin o etkili oyununu oynayacaktır. Zira hatırlarsanız geçen sene de Galatasaray ilk haftalarda çok zorlu dakikalar yaşamıştı ama Gomis'in tecrübesiyle, Gomis'in kritik anlarda ortaya çıkıp goller atmasıyla birlikte kötü oynanan maçlarda 3 puanı toplamıştı Galatasaray. Dün bunu yapamadı ama ligin henüz başı. İlerleyen haftalar bize çok daha sağlam veriler gösterecektir. Bir de hafta içerisinde Galatasaray'ın Avrupa'da eleme karşılaşmasında rövanş maçı var. Ljubljana'ya karşı ilk maçta alınan skorun avantajıyla çıkacak. O maçta ben Galatasaray'ın turu geçeceğini düşünüyorum. Bir futbol artık mucizesi olmazsa. Lig 1 puanla başladı. Gelecek haftalarda çok daha net değerlendirmeler yapabiliriz Galatasaray için.